Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhabalar, bugünkü dersimizde İdgam-ı Şemsiye'yi ele alacağız. İdgam neydi? İdhalu ahadil harfeyni fil ahar. İki harften birini diğerine katmaya idgam diyorduk. Peki şemsiye nedir? Şemsiye de güneşe nispet edilen şeye denilir. Şems kelimesi güneş manasındadır. Şemsiyeyi biz Türkçe'de yağmurluk olarak kullanıyoruz. Fakat bunun aslı güneşlik manasında. İdgam-ı şemsiyen kaidesi elif lam takısında gerçekleştirilir. Yani lam-ı tarif. Önce bunu tanıyalım. Bir kelimenin başında elif lam takısına geldiği zaman buna lam-ı tarif denilir. İsimlerin başına konulur ve de nekre bir ismi marife yapar. Türkçe tabirle belirsiz olan bir ismi belirli hale çeviren edata, eke, lam-ı tarif denilir. Yine elif lam takısının başındaki bu elif harfi, yani harekeli olduğu zaman hemze, vasıl hemzesidir. İki kelime arasında kaldığı zaman okunmaz. Mesela el-idgâmuş şemsiyeti burada olduğu gibi okunmuyor. Peki idgâm-ı şemsiyenin tarifi nedir? Bunu bakalım. Lam-ı tariften sonra şemsi harflerden biri gelirse idgam-ı şemsiye gerçekleşmiş olur. Yani lam harfi şemsi harfe idgam edilir ve şeddeli bir harf olarak okunur. Ve tini eşşemsiyetu el idgam-ı şemsiyetu. 14 tane harfi vardır idgam-ı şemsiyenin. Şu beyitteki harflerin ilkidir. Tüb, sümme, da' zemben, rama, zid, sümaten, şim, sadra, dayfin, tabe, vannun, lehu, naam veya niam. Bu lehudaki yani lam harfiyle alakalı bir ihtilaf var. Bunu ilerleyen dakikalarda ele alacağız. İdgam-ı şemsiyenin kısımları. İdgam-ı şemsiyenin yani buradaki idgamın gunneli olması ve gunnesiz olması kısmından iki maddede incelenmiştir. İdgam-ı şemsiye me'al gunne, lam-ı tariften sonra gelen harf nun harfi olursa idgam gunneli yapılır ve 1,5 elif miktarı tutulur. Örnek olarak okuyalım. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا. Buradaki velnâ dedim örneğin. Velnâ. Ne yaptı buradaki lamı? Nuna kattık. Şeddeli nun olarak okuduk mesela. Ennâru kelimesi elnâruydu. Şeddeli nun olarak okuyoruz. Ennâru. Ve minennâsi. Açılımı da şu şekilde. Lam-ı tarifin lamı burada ne yapıyor? Nun harfine katılıyor ve şeddeli bir nun olarak 1,5 elif miktar tutarak okuyoruz. İkincisi idgam-ı şemsiye bila gunne. Yani yine idgam gerçekleşiyor fakat gunne yok ortada. Lam-ı tariften sonra nun harfi dışında kalan 13 harften birisinin gelmesiyle ne olur? İdgam-ı şemsiye bila gunne olur. Bunu da okurken şeddeli bir harfin hakkı verilecek kadar okuyoruz. Yani herhangi bir gunne yapmadığımız için tutma da yapmıyoruz. Vel beledü tayyibu. Et-tayyibu. Aslı böyleydi. Er-Rahmanu. Er-Rahmanu. Ve-tini. Eş-Şemsü. Kelimelerinde olduğu gibi. İdgam-ı Şemsiye ile alakalı belirli notlarımız var. Bunu bilelim öncelikle. İdgam-ı Şemsiye'de yapılan idgamlar tam idgamdır. İkincisi İdgam-ı Şemsiye denmesinin sebebi nedir peki? Burada elif lam maddesi yani lam-ı tarif yıldızlara benzetilmiştir. 14 tane harf de o saydığımız beytin başındaki ilk harfler de güneşe benzetilmiştir. Yani güneş varken yıldızlar nasıl gözükmüyorsa güneş harflerinin bulunduğu bir kelimede de lam harfi gözükmemektedir. Dolayısıyla bundan dolayı idgam-ı şemsiye güneşe benzeyen İdgam veya güneşe benzeyen harfler denilmiştir. Bir üçüncü notumuz ise lam harfini bazı
ulemamız idgam-ı şemsiyeden saymamışlar. Bunu idgam isteğinden saymışlardır. Neden? Çünkü lamda elif lam maddesindeki bir lam mesela vel leyli örneğinde vel leyli birinci lam var. İkinci de yine lam gelmiş. Yani iki tane idgam isteği neydi? İdhalu ahadil harfeynil mutemâthileyni fil âhar. İki tane benzer harften birini diğerini idgam etmektir. Burada da iki tane benzer harf geldiğinden dolayı idgamı şemsiyenin lamlı olan örneğini idgam isteğin olarak da değerlendiren alimlerimiz bulunmuştur. Bunu da bu şekilde ifade ettik. Son olarak lam-ı tarife benzeyen ama asıl itibariyle kelimenin aslından olanlar idgam-ı şemsiye olarak değerlendirilmez. Örnek olarak mesela iltaka fiili Kur'an'da çoktur. İzil takaytum. Burada da iltaka yine. Yevmel teka. Yevmel teka. Vel teffetis saku. Burada bakın el teffetis okunmuş. Ama buradaki nedir? Vel teffetis saku. Burası lam-ı tarif değildir. El sinetukum. Feltaka. Örneklerinde olduğu gibi. Şimdi bu şemamızı inceleyelim. Ne dedik? Elif lam takısı yıldızlara benzetiliyor. Yıldızlara. Şimdi güneş varken yıldız var mı ortada? Yok. Mesela burada bir güneşli hava. Gökyüzüne baktığımız zaman yıldızlar gözükmüyor. Dolayısıyla idgam-ı şemsiye denilmiştir. İdgam-ı şemsiye ikiye ayırdık. İdgam-ı şemsiye me'al gunne. Lam-ı tariften sonra nun harfi gelirse idgam-ı şemsiye me'al gunne. Geri kalan 13 harf geldiğinde de ise idgam-ı şemsiye bilagunne olurdu. Dersimizi özetleyelim. İdgam-ı şemsiye lam-ı tariften sonra şemsi harflerden biri gelirse idgam-ı şemsiye olur. Yani lam harfi şemsi harfe idgam edilir ve şeddeli bir harf gibi okunur. Tam idgam gerçekleşmiş olur. Harfleri nelerdi? Tüb, thümme, da' zemben rama zid sümaten şim sadra layfin tabe zannun lehu naam veya niam. İdgam-ı şemsiye me'al örnek ve minen nasi. Yani sadece şuradaki nun harfi geldiğinde idgam-ı şemsiye me'al gunne, diğer geri kalan harfler geldiğinde idgam-ı şemsiye bila gunne ve tini eşşemsü örneklerinde olduğu gibi. Bir de kelimenin aslından olup fakat lam-ı tarife benzer olan kelimeler vardır. Bunlar da görünüş itibariyle idgam-ı şemsiye gibi gözükebilir. Ama fakat bunlar idgam-ı şemsiye değil, fiildir ya da burada herhangi bir kaide yoktur. İzil takaytum, yevmel taka, veltefetis saku. Burada da idgam-ı şemsiye gerçekleşmemiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.